Arkadaşlar merhaba. Sizlerden gelen yorumlar arasından seçtiğimiz soruları yanıtlamaya bugün de devam edeceğiz. Sorulara geçmeden önce bize soru yöneten takipçilerimiz soruların daha anlaşılır ve açık yazarlarsa bizim soruyu doğru anlayabilmemiz noktasında yararlı olacaktır. Bazen yorumlarda yazılanlarda o kadar anlatım bozukluğu var ki tekrar tekrar okumak zorunda kalıyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz Muhammed Dinçer'den gelmiş. Hocam, Hava Asubay Meslek Yüksekokulu'ndan Hava Harp Okulu'na geçebilme şansımız var mı? DGS gibi bir sınav yapılıyor mu demiş. Asubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gördüğüm dönemde harp okullarına geçiş yok. Bununla ilgili bir sınav da yok. Okulu bitirdikten sonra uygun şartları taşıyanlar asubaylıktan subaylığa geçiş sınavına girerek geçiş yapabilirler. Bir diğer sorumuz, hocam matematiğim kötü ama Milli Sami Üniversitesi puanım Deniz Harbi Okulu'nu tutuyor. Varsayalım ki okula girdik, matematik ve fizik derslerim zayıfsa okulda çok sıkıntı çeker miyim demiş. Sınavın yapılmasındaki amaç belli düzeyde bilgi birikimine sahip insanları okula almak zaten. Sıkıntılı olduğun derslerde telafi dersleri yapılabilir okulda. Ancak yine de düzeltmezsen sınıf tekrarı yaparsın. 2 yıl üst üste sınıf tekrarı yapmak da askeri okullardan atılma sebebidir. Bir diğer sorumuz Ülkücü Torun'dan gelmiş. Hocam ben şimdi spor çalışmaya YKS'den sonra başlayacağım. Şu an derslerden zaman ayıramıyorum. Acaba sıkı bir şekilde çalışsam başarabilir miyim demiş. Bunu geçen gün anlattım. Yine üzerinden geçelim. Sporda bazı temel özelliklerin geliştirilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Sporda yapmış olduğun her çalışma veya antrenman sağlam bir bina inşa eden ustanın duvara sağlamlaştırmak için koyduğu tuğlaya benzer. Tuğlaların hepsini bir anda üst üste koyamazsın. Koyduğun tuğlanın harcının donması ve oraya tutunması gerekir. Sporda da bu böyledir. Mesela sporda dayanıklılığın gelişmesi için en az 3 hafta, kuvvetin gelişmesi için de 6 hafta gereklidir. Son bir aydır spor yapın demekten dilimde tüy bitti arkadaşlar. Şu an evde yatan arkadaşlarım zaman sizin aleyhinizde işliyor. YKS'den yüksek puan alabilirsin ama bu puan tek başına yeterli değil. Bir diğer sorumuz Yusuf Ziya'dan gelmiş. Abi lütfen cevaplarsan sevinirim. Hafif kulak çınlaması var, sıkıntı çıkarır mı demiş. Çınlamanın sebebinin ne olduğunu bilmek gerekiyor yorum yapabilmek için. Bir diğer sorumuz. Hocam bir yıl önce tırnak yeme şikayetim vardı. Bıraktım ama şekil bozukluğu kaldı. Bu elenme sebebi midir demiş. Tırnaklardaki şekil bozukluğunu doktor hala tırnaklarını yemeye devam ediyorsun gibi anlayabilir. Dolayısıyla sıkıntı olabilir. Sıradaki sorumuz. Abi benim bileğimde ve bisepste küçük dövme var. Elenir miyim demiş. Bilek bölgesinde dövme olması direkt elenme sebebidir. Bir diğer sorumuz Sena Gündüz'den gelmiş. Milli Savunma Üniversitesi'ne bu sene girmeyen biri mezuna kalıp seneye girebilir mi? Seçilme şansı düşer mi demiş. Yaşı tutuyorsa yine Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilir. Seçilme şansı düşmez. Bir diğer sorumuz. Kadın adaylarda kısa saç sınırı var mı? Sınav sürecinde saç sakal gibi durumlara karışılmaz arkadaşlar. Sonuçta şu an asker değilsiniz. Bugünkü sorularımız bu kadar. Videoların devamlılığı adına kanalımıza abone olup videolara destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.